Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabbi en yahzurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil kannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بغي باو بلاغت قل مخزن فضل سعادت قل عندليب جلزار فصاحت محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم فبلغنا رسوله الكريم. فَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ حَالِكُنَا وَرَازِكُنَا فَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz ki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurduğu Kur'an-ı Kerim'inde ve bilhassa şu Sûre-i Celîle'de ki Sûre-i Asr İsmiyle müsemma Mekkiye ve 3 ayet. Mekkiye ve 3 ayet buyuruyor ki vel asrı, asra yemin ederim ki vav vavül kasem dedi. Uksimi bil asrı dedi. Ne demekmiş? Uksimi bil asra yemin ederim ki vel asrı, asra yemin ederim ki asırdaki esrarıma yemin ederim ki, asır. 100 seneye ne deniyor? 100 seneye, her 100 seneye bir asır. Asır aynı zamanda zaman manasında. Burada mutlak zaman kastedilmiş. Onun bir cüzü olan asır zikredilmiş. Zamana yemin ederim ki, dehre yemin ederim. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ki mahluku, mahluk, alem-i halktan, alem-i emri saymıyor. Birisi mekan, birisi de neyin? Zaman. Zaman ile mekan Cenab-ı Hakk'ın en büyük iki mahluku. Zaman içindeki esrarıma yemin ederim ki, manasında aynı zamanda asır ikindi vaktine de ne deniyor? Asır deniyor. İkindi zamanındaki, ikindi vaktindeki öğlen ile akşam arasındaki o zamanı, o zamandaki esrarıma yemin ederim ki veyahut ikindi namazındaki esrarıma yemin ederim. Bütün bu manalar bu vel asrı sözünün içinde, ayetin içinde mevcut. Bütün bu manalar var. Şu halde işte bu asra zamana yemin ederim ki Cenab-ı Hak zaman içerisinde esrarıma yemin ederim ki innel insane lefî husrin muhakkak surette tahkik elifinin maddesi meksur olduğu zaman ne mana ifade ediyordu? Tahkik manası değil mi? İnnel insane sonra iktidai kelam başlarken nasıl olur muhakkak?
dinleyin, meksur gel. İnnel insane sureti kat'iyede, sureti muhakkakada insan ve fî husrin zarardadır, felakettedir, büyük ziyandadır. Lan, bak şimdi. Şunu beyan etmek için müekkedat-ı lafziye, belagiye bunlar. Tilkit. Şeyde okudunuz ya. Terhis de okumuşsunuz. Okumadın maniyle. Bir kere kasem geliyor. Bak kaç şeyle tilkit ediyor. Kasem geliyor. Bir. İnler insanı lefi husrin cümlesi cümleyi ismiye. İki. Cümleyi ismiye olarak da tilkit var. Ondan sonra haberine lam inle gelmiş başta. Tahkik. Tahkik manası var. Elif nun maddesiyle de tilkit var. Ayrıca haberine lam dahil olmuş. Lefi husrin. Öyle değil mi? Demek ki müekkedatın hepsi de mevcut. Ne kadar kat'i beyan. İnnel vel asri innel insane lefi husrin. Muhakkak surette insan nerededir? Zarardadır. Felakettedir. Nev'i beşer, nev'i insan zarardadır diyor Cenab-ı Hak. Allah kelamı bu. Kat'i beyan. Aksini iddia eden varsa beri gelsin. İnsanlar saadettedir. Hayır efendim, insanlar neden felakette olsun? Pekala felakettedir. Bak ne güzel yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar efendim. Havalarda uçuyorlar. Yerin altından gidiyorlar. Metrolar açıyorlar, tüneller kazıyorlar. Yeryüzünde her taraftan. İnsanlar felakette değil, saadettedir diye iddia eden varsa beri gelsin. Maddi medeniyetin, teknik medeniyetin gayet ileri gitmesine rağmen insan felakettedir, Allah söylüyor. Zarardadır. Aksini iddia mümkün değil. İnnel insane lefî husrin. Zaten etna, kalbinde etna nur olan, etna azıcık bir nur, feyiz olan insan bile beşeriyetin haline şöyle ibretle baktığı zaman ayet-i celilenin, sure-i celilenin manasının ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunu kalp tasdik eder. Kalp tasdik eder ki bu söz Allah, Allah'ın şu sözünün sıdkı, doğruluğu gün gibi aşikar, güneş gibi. Beşeriyet felakettedir. Beşeriyet saadette değil, katiye. Neden? Neden olduğunu müteakip ayetler anlatacak. Neden felakettedir? Bu felaketten istisna edilenleri görürsek, kimler istisna ediliyor? O zaman anlarız ki, niçin felaketteymiş, sebebi neymiş? İllellezine amenû. İlla, harfi istisna mı? Edat istisna. İllellezine amenû. İman edenler müstesna. Ama iman edenler müstesna deyip de Cenab-ı Hak kesmiyor. İmandan sonra yapılması icap eden şeyler. Evet, iman istisnaya atlattırıyor insanı. Yani mutlak felaketten kurtarıyor ama tamamen değil. İllellezine amenû. İman edenler müstesna. Ve amilus salih. Daha iman edip de kulağın üzerine yatan, ben iman ettim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Tamam. Bitti artık. Tamam. Ben kurtuldum. Ayağını uzat, yat kulağın üzerine. Ve amilus salihati. Salih ameller işleyenler. Salih ameller. Allah'ın razı olduğu amelleri işleyenler. Yap dediklerini yapanlar, yapma dediklerini yapmayanlar, aynı zamanda da rıza-i ilahi tahsil için gayret sarf edenler. Amelus salihati.
Bu iman etmek ve amel-i salih işlemek, bunlar insanın nefsinde kalır. Bunlar fiili lazım gibi, lazım fiili nefsinde kalır. İman etti, amel-i abdest, namaz, oruç, tamam, hepsi tamam. Ama kendinde kalır, yalnız kendine. İslamiyet'te yalnız kendini düşünmek yok. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye edenler birbirine. Tevasi, tefaul babında. Tefaul babı niçin geliyordu? Müşareket değil. Müfaale babı da müşareket. Tefaul babı da müşareket ama tefaul babında daha çok müşareket. Birbirine hakkı tavsiye edenler karşılıklı. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye. Hak yolunu. Gelin kardeşim, bu yaptığınız yanlıştır, doğru değildir. Allah'a iman ediniz, Allah'a ibadet ediniz, Allah'a itaat ediniz. Küfrün ve isyanın sonu felakettir. Ebedi felakettir diye böyle birbirine hakkı tavsiye edenler. İşte bunlar, bunlar da müstesna. Gayret adi ediyor. Şimdi iyilik, İman ve amel-i salih kendi nefsinde kaldı. Gayra da kendindeki iyiliğin gayret taaddisi için. Diğer insanları kendini kurtardıktan sonra başka insanları da kurtarmak için, gayret sarf etmek için ne lazım? Hakkı tavsiye lazım. Ama hakkı tavsiye kolay olmaz. Hiçbir devirde kolay olmamış. Bu devirde dahi kolay değil. Efendim demokrasi var, din ve vicdan hürriyeti var, anayasa var, şu var, bu var. Denilen devirlerde dahi hakkı tavsiye kolay olmuyor. Çünkü din, iman yolunda yürüdün mü, dini ve imanı tavsiye ettin mi muhakkak bir ehli küfrün tüyleri ürperiyor. Ne oluyor acaba? Aman bir şey mi var? Onun için nerede bir nur parladığını görürlerse, orayı söndürmek için çeşitli bahaneler, değil mi? Kurt kuzuyu yiyeceği zaman La Fontaine'in meşhur hikayesi, yani Türkçe'de tercüme edilmiş. Suyumu niye bulandırdın diyor. Canım ben senin suyunu nasıl bulandırdım? Senin menba ta yukarıda. Yukarıdan geliyor. Dağın tepesinden geliyor bu su aşağıya doğru. Ben aşağıda dağın eteğinde su içerken dağın tepesindeki suyu nasıl bulandırdın? Bulandırdın efendim diyor. Bulandırdın sen. Hem sen diyor, geçen sene diyor benim aleyhimde konuşmuşsun bana diyor. Aleyhimde arkamdan hakaret etmişsin, şöyle söyle. Hayır, ben daha geçen sene dünyaya gelmemiştim. Ben 6 aylığım diyor kuzum. Öyleyse sen değilsen kardeşlerin benim aleyhimde bulmuş. İlla onu yiyecek. Neticede götürüyor, yiyor. Fransız şairlerinden böyle güzel ibretli hikayeler yazan La Fontaine isimli bir şair var ve onun lisanımıza da tercüme edilmişti. Biz küçükken mektebe giderken okumuştuk da oradan hatırımda kaldı. Onun için kurt kuzuyu yiyeceği zaman bir bahane ara. Onun için hakkı tavsiye etmek hiçbir zamanda 20. asrın ikinci nısfından sonraki şu bulunduğumuz devrede bile hiç kimseye bir zararın yok. Dinden, imandan bahsediyorsun. Dini, imanı tavsiye ediyorsun insanlara. Ama hiç başka, hiçbir bak bunun haricinde Allah'ın dinine davetten gayrı hiçbir maksadın ne siyasi ne gayri siyasi olmadığı halde illa muhakkak efendim bir müşkülat çıkartmak isterler, bir karşı koymak isterler, eza etmek isterler, cefa etmek isterler. Bir şeyler olur. Yani buna karşı da ne yapmak lazım? وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Sabrı tavsiye. Hak yolunu tavsiye ederken maruz kalacağın sıkıntılara, üzüntülere, eza ve cefaya karşı sabretmeyi birbirine tavsiye eder. Demek husrandan, mutlak husrandan kurtulmak için اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ فَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ İman etmek, iman edenler müstesna kurtuldu.
Ama iman edip de ameli salih işlemese zarardan tamamiyle külliyen kurtulmuş değil. Çünkü isyan ile alakadar olursa o isyanın cezasını çekecek. Cezası var. Cenab-ı Hak cehennemi Kur'an'da boşuna söylemiyor. Eğlence değil, masal değil. Cennet hak olduğu gibi cehennem de hak. Cehennem de hak, cennet de hak.